arasında olacak. Hani boksa bazı... Alanya'da 17 Temmuz gecesi 2 Dünya ve 4 Avrupa kemer maçı yapıldı. Boks ve Muay Thai müsabakalarının yapıldığı geceye dünya ünlü dövüşçüler katıldı. We are very proud. We will see in Alanya. First time in the sign. Gelsin alalım. Alanya Temelduğ Fighter Spor Kulübü, Alman menajerler tarafından organize edilen 1. Alanya Fight Night Şampiyonlar Muay Thai boks müsabakaları Alanya Belediyesi Hizmet Binası yanındaki alanda gerçekleşti. Turnuvada 24 Alman, 14 Türk sporcu ringe çıktı. Gecede 10 Muay Thai ve 14 boks müsabakası gerçekleşti. Hadi. Yarışmalarını başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri verildi. Alanya Temelduğ Fighter Spor Kulübü Başkanı İbrahim Temel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Özgür Karamut'a katkılarından dolayı plaket hediye etti. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Aytemiz Alanyaspor, santrafor mevkiini arandığı oyuncu İngiltere'nin 2. ligi Championship'te buldu. Akdeniz ekibi geçen sezon Bristol City forması giyen ve sözleşmesi sona eren Senegalli Famara Didou ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldızını Fransa'da parlatan Famara Didou, 2016'da Fransız Antwerp kulübünden Bristol City'ye 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Senegalli golcüye geçen sezonda Galatasaray talip olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarında ilk etap kampını Burdur'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Polisya Zitomir'e 1-0 yenildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, geçen hafta Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk'a 2-1 kaybettiği maçın ardından dün oynadığı ikinci hazırlık maçını aynı ülkenin 1. lig takımı Polisya Zitomir ile oynadı. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi. Burdur bölgesinden Alper Orhan, Gökberk Çelikbaş ve Hakan Tuç hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı konuk ekip Orin Çağ'ın 46. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor'un Burdur kampı yarın yapacağı çift idmanın ardından sona erecek. Turuncu Yeşilliler ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası'na gidecek.